Rusya'da yapılacak seçimlerde halkın hangi beklenti ve ruh haliyle sandığa gideceğini anlamak üzere Moskova'da bulunan anket şirketi Levada Center'dan Deniz Volkov'a bağlanıyoruz. Euronews'a hoş geldiniz. Deniz, şirketiniz ve iki farklı anket merkezi tarafından yapılan kamuoyu yoklamalarında Rusya Birlik Partisi'nin kan kaybettiği görülüyor. Sizce bu neden kaynaklanıyor? Aşağı yönlü olan bu eğilim yeni bir şey değil ve yaklaşık 1,5 yıl önce başladı. Rusya Birlik Partisi'ne Mart 2014'te Kırım'ın ilhak edilmesiyle destek arttı. Ve Mayıs-Haziran 2015'te de tavan yaptı. Putin tarafında da aynı eğilim yaşandı. Ardından Putin aynı popülerliğini korusa da Rusya Birlik Partisi düşüşe geçti. 2015'in ilk yarısında kararsızlar da dahil olmak üzere oyların %50'sini garantiliyorken bu oran 2016 ilkbaharında %40'a düştü. Şimdi ise %30'larda. Ancak şunu unutmamak gerekir ki bu %30'luk oylar seçim zamanı geldiğinde %50'ye dönüşebilir. Hatta barajı geçemeyen partilerin seçmenlerinin oylarıyla daha da yüksek bir oranın ortaya çıkması söz konusu. Oylardaki düşüşün nedenlerinin başında emeklilik maaşlarının enflasyon endeksi olmaması ve çok sayıda yeni partinin belirmesi ve oyların bu partiler arasında parçalanması geliyor. Peki sizce bu faktörler seçimlerde belirleyici rol oynar mı? Что из этого кажется вам справедливым и действительно оказывающим свое влияние? Отчасти все это верно. İfade ettiğiniz faktörler kısmen de olsa doğru. Ancak sanırım bu eğilim daha çok normalleşme süreciyle ve Kırım heyecanının soğumaya başlamasıyla alakalı. Ekonomik nedenler önemli ve Rusya ekonomik krizin etkilerini hissediyor ancak kriz kendini yavaş bir şekilde hissettiriyor. İnsanların ekonomik etkileri kendi üzerlerinde hissetmesi zaman alıyor. Ve buna hızlı bir şekilde de adapte olabiliyorlar. Yeni partiler var evet ama birçoğu halk tarafından tanınmıyor. Evet listeleri biraz karıştıracakları kesin ve biraz da Rusya Birlik Partisi'nin oylarından çalabileceklerini söyleyebiliriz. Ama tekrar ediyorum aşağı yönlü eğilim iktidardaki partinin uzun vadede popülaritesini kaybetmesinden kaynaklanıyor. Peki bu memnuniyetsizlik katılım oranını nasıl etkiler? Aslında katılım oranını etkileyecek olan faktörlerin başında seçimlerin Aralık ayından Eylül ayına çekilmiş olması geliyor. Zira o dönemde insanlar henüz tatilden dönmemiş oluyor. Aralık ayında genel olarak katılım oranı yüksek oluyor ama Eylül'de değil. Bu açıdan net bir tahminde bulunmak zor. Katılımın daha az olacağı kesin. Bu seçimlere karşı halkın ilgisinin azaldığını görüyoruz. İnsanlar kendi aralarında bu konuları konuşmuyor, tartışmıyor. Belki de hükümet düşük katılımlı bir seçim istiyordur ve bu sayede oy vermeye sadece disiplinli ve ilgili seçmenler katılacaktır. Diğerleri ise sadece vatandaşlık görevini yerine getirmek istediklerinden dolayı sandığa gidecekler. Değişim isteği mi, umarsızlık mı? Sizce son eğilim hangi yönde olacak? Sanırım daha çok ilgisizlik olacak. Ancak yeni liberal partilerin de bu yönde suçlu olduklarını söyleyebiliriz. Zira seçmenlerinin bulunduğu büyük kentlerde gerçek anlamda bir seçim kampanyası yürütemediler. Bu partiler ve seçmenleriyle ilgili en büyük sorun görünmez olmaları. Bu partilerdeki değişimi halkın görmemesi ve partilerin sadece seçime kısa bir süre kala ortaya çıkmaları. Kimse onlar hakkında bir şey bilmiyor ve harekete geçmek yerine sadece konuşmakla yetiniyorlar. Напомню нашим собеседником был Денис Волков из Московского Левада центра. Спасибо еще раз за ваше разъяснение. Спасибо.